Hop, sevgili vatandaşlar, sevgili Facebook vatandaşları, sevgili YouTube vatandaşları. Oh! Şimdi nüfusa bakacağım. Ulan çok fazla geçtiğimiz bir saat içinde sevgili YouTube, geçtiğimiz bölümde gece gündüz döngüsü kullandığımız için güneş sistemlerimiz tabii bir anda devre dışı kaldı. Çok fazla şu gördüğünüz çok fazla şeyi yapmak zorunda kaldık. Rüzgar gülünü. Ha tabii ki çevireceğiz. Hiç sıkıntı yok. Problem değil. Çünkü ileride nüfusumuz arttığında bu rüzgar güllerine zaten ihtiyacımız olacaktı. Sadece önden yaparak biraz fazla para kaybettik. Ama önemli değil. Sonuçta vatandaşımız için. Sonuçta sizin elektriğiniz, suyunuz olsun. Telefonlarınızı şarj edip Instagram'a girebilin diye yapıyoruz bunları. Evet. Bakıyorum. 54.640 nüfus. Şimdi. Oo, çok güneş oldu lan şeyi kapatınca da. Ay maçı kazandık. Maç vardı. Kimi yendik? Bu arada maçı kaçırdık. Maçımız vardı arkadaşlar. Ve kazandık. Aykut güzel. Hocam çalışıyor. Aykut hocamızın son 6 maçtaki istatistiği 5 galibiyet, 1 mağlubiyet. Helal lan Aykut Hoca. Doğan Necmi Samuncuoğlu stadında takımımız. Maşallah maşallah. Evet, taraftarlar şu anda stattan mutlu bir şekilde ayrılıyor. Tüm şehir mutlu. Bütçemize, kasamıza da para girdi. Böylece rüzgar güllerinin de parasını çıkardık. Helal lan sana büyük şehir. Helal. Bu arada bayağıdır şey oynuyormuşuz ha. Şimdi dinamik hava da devreye girince aşırı güneşli. Birazdan yağmur yağacak. Ama gece gündüzün de tadı ayrı oluyor. Bu kadar şehri ben size arada böyle 2-3 bölümde bir geceyi açıp göstereceğim. Gece çok güzel gözüküyor çünkü. Sevgili başkanım. Evet, İlker KSCK demiş ki, başkanım seçimler yaklaşıyor. Halka neler vaat ediyorsunuz? Seçim kampanyanız neler olacak? Halkı bilgilendirirseniz sevinirim. Gençlik kolları olarak sevgiler demiş. Ha güzel. Tamam, bunun üzerine biraz kafa yoracağım. Tabii seçim mi vardı ya, Allah Allah. Onu ben unutmuşum. Seçim falan mı yapıyorduk biz? Tamam, tabii seçim yapıyor. Tabii ki demokrasi. Tabii ki. Always democracy. Bu çok önemli. Şuraya. Şimdi Zinke. Neler dedik? Bak, firmalar mark batıyor. Neden? Şu anda OSB 4.0'a geçtik. Az evvel ham madde açığı çeken firmalar bu defa işçi sıkıntısı çekiyor. Ama eğitimli, daha doğrusu eğitimli çalışan. Panda Kua ve boşluk olacak bu şerif. Aa öyle mi? Kedilerin adını Panda Kua boşluk. Oha çok güzel ya Rüzgar. Fotoğraflarını da paylaşırsın sevgili YouTube vatandaşları. Rüzgar Kaya izleyicimizin 3 tane yavru kedisi olmuş da. Şimdi onların ismini vereceğiz. O zaman Panda Kua ve boşluk olarak. Tamam. Evet Zinki'cim. Söyle, dinlemedeyim seni. Başkanım, ilk olarak Zinki simidini tek yön yapıyorduk. İkinci hadi. Olarak Atatürk Bulvarı'ndan yol çekiyorduk sol tarafa doğru. Avrupa Tokileri ve Tokilerin arasına. Hı hı. Üçüncüyü hatırlamıyorum. Zinki simidini tek yönlü yapmak için bu ne? Dört yollu mu lan? Dört şeritli mi bu? Kaç şerit oğlum bu? Altı şeritliymiş ha. Simit de simit maşallah. Bir dakika, yok o zaman dört. Dört mü altı mı lan bu? Altı yok sanırım başkanım şeyin. Altıda tek yön yok. O zaman dörtlü bu. Dur deneyeyim anlayacağız. Ha tamam, evet. Sağa doğru tek yön veriyorum. Başkanım highway yapalım. Simidi mi? Şehir yol değil de evet. Niye? Oğlum o kadar trafik yoğunluğu yok ki. Olursa yapalım highway. Dur bakayım. Bu trafiği daha çok tartar. 6 şeridi. Çünkü de herkes sol şeridi kullanıyor yine. Bir şey değişmiyor başkanım. Bunun için 2-3 kişi size mod kullanım falan demiş. Ya mod olayına ben biraz şeyim böyle sanki. Yanlış anlamayın da hileymiş gibi geliyor. Hani bizim oyunu kendi olanaklarıyla çözmemiz lazımmış gibi hissediyorum. Ama tabii bilemiyorum da yani. Ya çünkü burada şey var. Mesela modu ben de kullanıyorum da. Mesela ben şey yapıyorum. Ağır araçları sadece sağ şeride veriyorum. Onlar sol şeritlere geçemiyorlar. Şimdi hepsini tekrar sağ saat yönünün tersine doğru şey yaptım. Çevirdim bakalım. Sonuçta gene İnönü Bulvarı'na çıkabilecekler. Buradaki ağaçlandırmayı tabii ki yapacağız o aklımda. Onu tek yön yaptık. Sonra ne dedik başka? Zeplin.
Zeppelin şeye Zeppelin. Toki'lerden OSB artık 4-0 oldu burası. OSB 1'e sorun yok. OSB 1'e bir şekilde ulaşım var. Bakın OSB 1'in neredeyse bir dükkan dışında hiçbir isteği, derdi yok. Dükkan isteyeceksiniz sevgili YouTube ve Facebook vatandaşları, yani OSB'den. Birden isteyin şimdilik. 2'ye Zeppelin seferi. Ve o Zeppelin durağını da ben... Nerede lan? Bu mu Zeppelin? Cable car. Monorail. Sadece durağını yapsam yeter zaten değil mi? Zeppelin durağını. Yoksa bir daha depo yapmam gerekir mi? Bunu öğreneceğiz. Zeppelin durağını ben nereye yapsam? En tepeye koysam, buradan yürüyerek dağılırlar ya. Şöyle. Evet, şuraya ya da. Buraya sığmıyor. Buradan dağ... Yok, en tepeye koyarsam dağılmazlar işte. Hayır. Şuraya koysam tam arada trenin oraya, onun da faydası da olur hatta. Yatay olmuyor mu? Bu illa dikey mi oluyor lan? Biraz gürültülü olacak. Bura iyi gibi geliyor. Yoksa şuraya, buralara koymam mümkün değil. Şurada bir şeyleri yıkarak koysam. Aa, yolu bozmak istemiyorum. Dışarı koysam sanki içimden bir ses ulaşım anlamında çok verimli olmayabilir diyor. Tam göbeğine koyalım. Göbekten insanlar, zaten çalışanlar gelecek. Şey yapsınlar. Şuraya koyuyorum. Bir durak buraya. Bu ring yapacak. Ay. Bir dakika. İkinci bir durakta koymak gerekir tabi. O zaman onu da... Yok, Anıtkabir şey yapmasın. Avrupa tokileri. Normal tokiler. Avrupa konutları. Çünkü buradaki eğitim olanı müthiş. Şuraya. Şimdi buradan rota diziyorum. Buraya. Ne? Aa, bundan dolayı geçemiyor mu? Neyden dolayı? Şundan dolayı geçemiyor lan. Aa, çok ilginç. Havadaki rotalar da birbirine çarpışıp engelleyebiliyormuş. Evet, o yüzden şey yapabiliriz başkanım. Rotaları birbirine mı bağlayabiliriz? Normal bir durağa bağlayacağız o zaman. Evet, tamam, peki. Ben hani direkt ring yapsam. Yo, yolların da bir tanesinde direkt aradan kaynak yaptırabiliriz. Ama durak, o zaman durağa gerek kalmıyor, ikinci durağa. Parasını geri alıyorum durağa. Olabilir. Evet. Evet. O zaman buradan, tamam. Mesela buradan gelsin. Burası da tam bakıyorum. Tokiler, tokiler, komutlar, bura. Yok, şura daha iyi sanki. Bura daha iyi. Ha, ama buradan da geçmiyor. Yola, yoldan kaynak çıkarabiliyoruz değil mi? Yoldan da yapabiliyoruz. Evet evet, yoldan da çıkabiliyor. Şimdi tek yön üzerinde rotayı nasıl çizeceğim peki ben? Anlamadım burada. Aynı şekilde. Ha, o duraktan buraya bir rota daha çıkaracağım sadece. Evet. Create new line. Bir de geri dönüş yap. Sadece tek oradan olsun şimdilik. Duruma göre bakarız. Bu ikinci at. Şimdi bakalım uygulamada nasıl olacak? Peki yeni bir depo yapmam lazım mı daha fazla şey için? Yok, gerek yok. Yenileri gelir yani değil mi? Ay, ne kadar güzel gözüküyor. Oğlum çok fazla gece gündüz oynamışız. Bir şehir, bir çok canlı bir böyle güneşli müneşli şey oldu böyle. Bir hım hım oldu yani şey. Peki başkanım. Bu şeylerde eğitim arttırabilmek için politikalardan eğitim desteği mi versek? Kaç paraya patlar bize sevgili danışmanımızınki?
Bakalım. Bir bakmak lazım tam olarak ne kadar gittiğini bilmiyorum. Schools out the last citizens will prefer working over education. Aa bunu yaparsa bak böyle bir seçenek de varmış. Okulu bırakıp çalışsınlar desem normal sanayiye yararmış. Şimdi gördüm. Ama biz tam tersini yapacağız. Education'ı blip ne la? Aa reklam yerine eğitim reklamı koyabilirim şeylere. Zeppelinlere. Eğitimi biraz daha arttırır. Sonuçta para derdimiz yok şu anda. Education boost da yapabiliriz. Ha o şekilde açtım. Onun dışında for profit education. Bütün eğitim şeyleri. Ha yok para vermesinler. Yok yok. Eğitimden para almayalım ya. Ama senin o dediğini bulamadım ben. Yukarıdaydı başkanım. Free public transport'un üstünde. Choose over. Ha bunu yapınca da tam tersi oluyor. Çalışmak yerine eğitimi seçiyorlar. Tamam. Okuyun be. Okuyun çocuklar. Allah. Çabuk okuyun ama. Biraz çabuk okur musunuz? Hepsi batacak. Oğlum OSB 4.0 yaptık. Full batacaklar lan. Ya buraya TOKİ yapmamız. Ben bir şey diyeyim mi? Taşıma suyuyla dönmez bu iş. Buraya TOKİ yapmamız gerekiyormuş bizim. Yani OSB 4.0 iken. Anne. Ne? Disconnect ne? Ne oldu? Nerede? Bir yerde elektrik yok. Nerede yok? Yok her yerde var. Ne oldu? Bir kişiye falan bir yerde gitmiyor olabilir. Kıyıda köşede. Bulamıyorum daha. Şu anda anlamadım. Başkanım buranın tokilerini şeye mi yapsak? OSB 4.0'ın hemen arkasında şey var. Bir boş arazi var. Onu düşündüm evet. Yani buraya hani biz yeraltı, yerüstü ve hava ulaşımıyla getirelim diyoruz da. Yani şey buraya TOKİ yapmak daha hızlı bir çözüm olur. Tam karşısına bu şeyin düştüğü yere. Hem buraya trenle de adam getirebiliriz o zaman. Standart trenle de git gel yaptırabiliriz. Şey gibi Eskişehir İstanbul arasındaki gibi. Evet bu arada buraya kimse gelmiyor lan. Bir terslik var bu işte. Ekstradan şey mi yapmamız gerekirdi? Şey gelmiyor anla. Zeplin gelmiyor sanayiye. Bence ekstradan zeplin çıkarmamız gerekecek. Ne aslında gerek olmaması Opa lazım. Yani. Bunlar batacak. Sonra toparlayacaklar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben buraya bir şey dikeyim ya zinki. Şimdilik. Ama eğitimsiz olacak ki ilk diktiklerimizde. Yani buraya... Bunları normale çevirelim kısa bir süreliğine. Yavaş yavaş ondan sonra şey yaparız. 4-0'a geçiririz. Yavaş yavaş. Bu mantıklı evet. Siliyorum burayı. Normal olsun burası şimdilik. Evet evet. Çünkü bu defa da şeyden batacaklar. En azından böyle biraz belki zaman kazanabiliriz. O dertleri bitti. Haliyle. Peki buraya ben neden zeplini buraya getiremiyorum? Neden buraya zeplin gelmiyor? Neden buraya zeplin gelmiyor? Spor kompleksi lazım. O tamam. Kitap kafe Ahmet yaz. Şu altyapıyı çözsek. Düşünüyorum. Yani şeyi çok iyi çünkü. OSB 1 mesela çok iyi durumda. O kadar güzel çevre bağlantıları var ki buradan şuradan. Şuradan alt geçit. Bak buradan soru işareti şeyi. Tren, metro o kadar güzel ki ama OSB 2 çok zayıf kaldı. Şu yol hepsine yeter diye düşündük. Hayır yetmedi. Ben ikinci bir depo yapıyorum. Ben bunu deneyeceğim ya. Buraya depo yapıyorum. Hatta bunun yanına yapayım ben. Nasıl olsa gürültü yani yapacak bir şey yok. İnsanlar bekliyor.
İnsanlar bekliyor. Aha! Aha geliyor geliyor. Kim geliyor? Yeni bir tane geliyor. Bizim toplamda kaç tane şeyimiz var? Nasıl görebilirim? 1, 2 böyle sayarak çok zor. İmkansız. Bir dakika. 1. Acaba o 4 tane? 1, 2. 2. 3. 4. Yani o sayıyı 8'e çıkarmamız lazım. Bu depodan da çıkmıyor ama hiçbir şey. Bağlı değildir şeye. Diğer hatlara. Ha bundan çıkış vermemiz gerekiyordu değil mi? Doğru söylüyorsun. Çıkış vermedik ya. E direkt şu önümdeki hatta bağlıyorum ben. Hemen. Tak al. Dur düz yapayım. Aa birinci, ikinci. Tamam iki tane buraya geliyor. Üç. 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 Üç şeyleri sayacağım. Sayısını bir yerden öğreniyoruz. Bunun kolay yolu vardır da. Hala dört tane zeplinimiz var sanki. Bak bir. İki. Üç. Şeye gitmiyor mu? Söyle dört. Dördü burada. Şeyden bakabiliriz aslında kaç tane olduğunu. Ha söyle işte. Bir tanesini tıklayın başkanım. Tıkladım. Sefer bilgisi gibi bir şey olmaz. Ha gidiyor line başkanım işte. Lines over here. Gidiyor zeplin gidiyor. Gidiyor gidiyor şu anda. Kaç zeplinim var ama benim? Turda vehicles. Vehicles. Line, a 1 2 3 4. Line details'ta yazıyor olması lazım kaç tane olduğu. 4'e 4 işte. Bir dakika 4 bir tarafta. Bir şeyde ilk hattımızda 4 tanesini 4'ü de geziyor. Ha o zaman line 2 yapacağım. Bu line 2 mesela. Burada da 3 tane. O zaman oldu. Bak line 2'de ikinci hattı. Rengini değiştirmeme gerek var mı? Yok gerek yok. İstiyorsanız değiştirme mi? Yok yok şey olmaz. Bu ikinci hatta 3 tane 2 durak var zaten. Oha iki durak için de 3 tane çok fazla. Buraya yeni durak ekleyeceğim. Ama çalışmaya başladı. Şey yapıyorlar. Heh. En kalabalık yerde çalışma yerine götürüyorlar. Az bile. Doğru diyorsun aslında evet evet. Doğru diyorsun. Tamam. Peki. Bakayım yoğunluğuna. Altyapıyı çözeceğiz. Çünkü... Sol alttan artı ümit ha. Çünkü şey lazım. Yani oraya da TOKİ yapmak çok ucuza kaçmak olur yani. Sırf onun için şey olmaz. Bizim bunu ulaşımla çözmemiz lazım. Bak kitap yazıyor bu arada şeylerin üzerinde. Artık kitaplar. Başkanım zaten ilerleyen dönemlerde bu batma sıkıntısı olmayacak şeyde. Çünkü eğitimde öğrencilerimiz bir hızlı hızlı okusunlar. Ben ufaktan gene OSB4'e çevireyim mi burayı? Neyse birazdan bakarız. Yok gerek yok. Evet evet. Şimdi döndük diğer dertlerimize. Başka... Oo. Başka bir sanat okulu istiyorlar. Fuar alanı yapacaktık. Bir de işte bu Atatürk Bulvarı'ndan sol tarafa şey. Sanat okulu. Sanat okulu. Ondan başlayalım. Fine arts. Güzel sanatlar yani değil mi? Hı hı. Bu ne? Public Library, kitaplık bu, kütüphane yani. Modern teknoloji yaptık. Creative Arts. Community School, gece okulu. Creative Arts bir tane vardı sanki ya. Ama ikinciyi de yaparım. Sen var mıydı lan? Yemin de değilim. Şuradan. Şura güzel olur. Ama burası TOKİ bölgesi olacak. O yüzden şura daha iyi olur. Ki buradaki tüm TOKİ'leri yeter. Güzel sanatları bayağı da... üniversite okuyanımız varmış başkanım. Daha %44'teyiz. Bunun artması lazım. Evet. Community school da yapıyorum. İnsanlar hani halk koleji diyebilirsiniz arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz community school'u. Onun dışında mezarlık mezar şeylerimiz hala altyapıdan mı? Başkanım public library daha
şeylere yakın yere koymak daha mantıklı. Çünkü zaten çok az okuyor, çok az gidiliyor. Zenginlere mi, villalara mı? Yok, daha böyle kalabalığın olduğu daha yakın yerlere. Örnek veriyorum işte Tokilerin tam karşısına Dur, olabilir. Tokiler'de evet. Tokiler. Tokiler'de kitaplık konusunda bir dakika. Public library seçtim değil mi? Evet. Okusunlar biraz. Çok cahil. Okuyun ulan. İşiniz ne? Zaten çok az kişi gidecek buraya. Bir tane yaptım. Baksanıza, 3 2 tane mi ne var sanırım, 7 kişi gidiyor. Şurada da yapalım. Oy oy oy, şuraya yapsam. Yok, şuraya yapsam. Yok, şuraya yapmak. Ulan bayağı da büyükçe bir şey ya, yer kaplayan bir şey. Şuraya yapmak en iyisi. En ideal buraya gözüküyor. Tamam, bir de bu tarafa yaptım. Eğitim seviyemizi arşa çıkaracağız. Zenginlere de yapalım mı? Yok ya, zenginler. Abi bu zenginlere bayağıdır uğramıyoruz ha. Kendim. Bunlar ama çok rahat. Ya bunların dünya yansa, şey olsa, şurada eviniz varsa arkadaşlar, şu zengin bölgesinde. Hiç. Hiç. Şu rahatlığa bak, huzura bak. Meyaba, meyaba diye gezen çocuklar var burada. Bunlar nasıl binalar lan böyle? Tamam. Bir turizmimize bakmadık bayağıdır Zinki. Eğlence bölgesi tamam. Oteller. Hey. Tamam, burası da güzel. Burada bir batan firma varmış. Aa. Nasıl battın sen? Bu daha evvelden batmıştı. Başkası. Hemen yık. Başka bir dert göremiyorum ben. Şurayı yavaş yavaş tekrar. Şurada batanlar var. Küçük esnaf. Battıysam bir daha şey yaptırmam. Şimdi OSB 4.0'a ufaktan. Yok yok, hayır, hala değil, hala değil. Biraz başkanım, eğitim seviyemiz %50'yi geçince Tamam, ufaktan kaç başlıyor. bizim eğitim seviyemiz sevgili 44 Zinki? en son. Tekrar bakabilirsiniz isterseniz. İlkokulda Yok, ha, o değil. higher İlkokulda değil, altta educated yazıyor. 44. Çok iyi, çok iyi 44. eğitimli. En %50'yi alt. mi geçirelim diyorsun? Evet, %50'yi geçirip öyle ufak ufak başlayalım. Evet. Hala %20 eğitimsiz vatandaşımız var çünkü. Evet, bir ilkokul atılımı daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. İlkokul yapacağız. Anlaşıldı. İlkokul ama yani herkes de eğitimli gözüküyor. Şu yeni Tokiler cahil gözüküyor. Onlar da toparlar kendini diye tahmin ediyorum. Ya nasıl? Herkes mezun abi ilkokuldan. İlkokula gerek yok. Dön liseye. Başka bir şey işte, 4000 tane okuyacak öğrenci var. Bizim ilkokul kapasitemiz 3250. Ama nasıl herkes o zaman mezun gözüküyor kardeşim? Benimle alay mı ediyorlar? Ben açıkçası bu konuda kafamda soru işaretleri var ama şuraya bir ilkokul daha yapıyorum. Çünkü neden olmasın? Tanesinin sanırım 600 kişilikti. Her ilkokul 600 kişilik, yani adam alıyor. 600 kişi alıyor her ilkokul. Pekala, pekala. Pekala. Şöyle büyütmeye devam ediyorum. Evet. Tabii ticari girişimlere ihtiyacımız olacak. Ticari girişimleri tamamen turizm bölgesine yönlendirdik arkadaşlar. Ticari girişimler artık turizme yatırım yapıyor. Yani bu şehirde ticaret yapmak istiyorsanız artık turizm bölgesindesiniz arkadaşlar. Buraları doldurmaya devam ediyoruz. Çünkü buralar bize lazım. Yeni yatırımlarınızı hep buraya bekliyoruz. Hep buraya bekliyoruz. Başkanım, bu arada Birol'un ismini size özelden attım. Tamam, ha. O zaman Birol Konağı şöyle hangisine versem? Şu beşli otelin şu ortalık. Çünkü en büyükler bu. Aa, bunlar da güzelmiş. Oo, bu çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Aa, bir dakika. Nasıl, gelmedi mi? Aa, geldi. Gelmiş. Ne gelmiş?
Bir daha attım. Buraya ver oğlum, bir oğlum. Dur hemen Discord'dan bir alayım ismi. Hemen. Umarım iki tane gelmemişti. Fark etmez. İki tane gelmiş ama fark etmez. Hemen şuraya. En başta. Otel. Otel yazdım. Bir ol. Girişteki en büyük otele verdim ama duruma göre daha gelişenleri de vereceğim. Sağ olsun sevgili cömert vatandaşlarımızdan, vergicilerimizden. Bir oldu şuradan gözüken en büyük otele verdim. Zaten Doğan Necmi'nin var. Bir oğlum var, özel binası. Bir de Halil'im var, uzay üssü. Şimdi. Bu arada bu niye Fahrenheit? Ulan manyak. Bir saniye. Options. Sen niye Fahrenheit? Ne alaka lan Celsius? 15 derece. Heh. Ben bakıyorum. Vatandaş şu anda sizi dinliyorum. Kanal. Ne kanalı Alperen? Ne kanalı? Vay Green Phoenix 9. ayında Tolgan. Kanal Büyükşehir kanalı başkanı. Büyük. Gemilerin rahatça şeye ulaşabileceği kanallar. Nereye? OSB'ye ulaşabileceği kanallar. Kanal mı yapabiliyorum? Evet. Bir dakika. Suya kanal mı yapabiliyorum? Evet. Bir dakika. Bak bu büyük bir atılım. Al rüzgar attıysan Insta'dan bakarım, tamam. Bir dakika. Şimdi sen diyorsun ki ben nereden yapıyorum o dediğini? Şu kazal... Peyzaj mı? Peyzaj kısmından yapılıyor olması lazım. Evet çünkü öyle hatırlıyorum. Orada kanal menüsü vardı. Ama en büyüğünden sanırım gemiler geçebiliyordu. Ve bu şekilde boğazımızdan ticaret gemilerinin geçişini engelleyebiliriz. Tur yapanlar da rahat rahat geçsinler. Şimdi o kanalı bulmam lazım ama bulamıyorum şu anda. Hatırlıyorum daha evvel bulmuştum ama... Peyzaj kısmındaydı başkanım şeyde. Ha water structures buldum. Şimdi kanal. Vay deep derin kanal var şimdi. Yani en ne olacak? En büyüğü ve en geniş olması lazım. Yani yaptım. Onu seçiyoruz. Ne yapıyorum sonra ben bununla? Garip bir şeyden oldu. Yaz yazmıyor mu şey falan diye. Ferisken 100 yazıyor. Tamam kullanılabilir. Feribotlar kullanabilir diyor. Evet. Bunu yaparsam feribotlar buradan sefer yapabilir mi yani artık? Evet. Feribotlar buradan sefer yapabilir ama bir yeri satın almamız gerekiyor başkanım. Eğer düzgün bir şey yapmak istiyorsak eğer. Tamam. Biz sadece deneysel olarak... Şimdi bu ne oldu böyle yapınca? Bunu kare tam böyle suyla birleştiği yere yapıyorsunuz. Oradan sular akıp diğer açtığınız yere kadar gidiyor. İsterseniz bunu şehrinizin ortasından bile geçirebilirsiniz. Bayağı Kanal İstanbul yani. Evet, o yüzden ben Kanal Büyükşehir demiştim. Evet, Kanal Büyükşehir. Peki bunun kullanımını bir anlatmaya çalışıyorum. Kupa verdi o derece. Açabiliyorum yani istediğim gibi gerçekten. Evet. Harbi Kanal İstanbul. Ve bir kısmı satın almamız gerekiyor bunun için. Şu anda deneysel çalışıyorum sadece öğrenmek için arkadaşlar. Yani başkanım denizden sağ tarafa doğru ve dik değil. Böyle düz bir yol çeker gibi hani. Sanki oradan bir araba geçermiş gibi yol yapmanız gerekiyor. Yani şerit değil de yani bayağı yol yapıyormuş gibi şey yapmanız lazım. Evet. Yok ben sadece denemek için yaptım. Hani öğrenmek için. Yani isterseniz şey yapın başkanım. Bayağı böyle ben bunu karadan kanal geçireceğim evet. Yani. Evet. Böylece şeyler geçebilecek, vapurlar. Evet. Ama ticariler gene geçemez değil mi? Yok, ticarilerin ortasında değil. Ticariler şey olmasın. Tamam, şimdi bunu yıkıyorum, öğrendim arkadaşlar. Çünkü öğrenmeden... Şu şeydeki yolu satın alıp nasıl diyeyim? Bu OSB 4.0'ın arkasındaki yeri satın alıp o yolları bir kereliğine kaldırmamız gerekecek. Hani üstünden geçirmemiz gerekecek. Tabii Fatih'in torunlarıyız. We can do this shit. Yaparız bunu. Tamam. Feribotlar mı gitti? Hangi feribot? Burada feribot bir şey yok ya. Hey Celibon. No Celibon today. Yapmayın. Aklıma sokmayın. Büyük başkanım ben.
Tamam. Peki. Mantığı anladım. Güzel. Tamam. Bunlar not edildi. Onun dışında kanal fantezimizi ayrı yapacağız. Kanal Büyükşehir fantezimizi yapacağız. Çünkü paramız var, yapabiliyoruz. Şu andaki şeyin aksine. Bizim paramız var. Evet. Onun dışında başka ne kaldı oğlum? Ben her şeyi yaptığımı hissediyorum ya. Şey var. Trafiğe bakış. Fuar. Trafik %63. Allah'ım, fuar alanı. Tamam. Fuar alanı özel binalardan. Evet. Aa, hipermarket var la. Süpermarket yetmezse hipermarket var. Hipermarket yapayım. Neden olmasın ki? AVM'nin oraya hipermarket yapayım. Burası da eğlence şeyi. Ne doğru, oraya turist geliyor. Veya tamam, ziyaret ediliyor. Tamam, AVM. Gerçek yani. Bir AVM. Evet evet, tamam, ben bunu beğendim. AVM'lerin orayı yapıyorum. Hatta AVM'lerle zenginlerin... Yok. Zenginler gürültüden rahatsız olmasın. AVM'nin orayı yapıyorum. Şurayı da yıkıp. AVM'ler iyice şenlensin, değerlensin. Gürültüsü bakın evlere gelmiyor. Gürültüsü gelmiyor evlere. Pat! Hipermarket! Tamam. Sonra fuar alanı. Fuar alanı nerede? Bu ne? Fanzon. Onu yaptık. Başka? Bu ne? Yok, komşu parkı falan filan geç. Kaçıncı seviyede açılıyor ki o? Aa, şehrin ciğerleri. Aa, bu da çok güzelmiş. Bunu da nereye yapsam? Nefes alsın insanlar buraya. 55 bin lirayı gömdüm ve burayı yaptım. Yaptım, şehrin ciğerleri nefes alsın şehir. Bu ne? Expo Center, fuar alanı. Stadın oraya. Yapıştırıyorum. Dün başkanım. Yapıştıramıyorum. Ha, şöyle yapıştırabilirim. Biraz gürültülü ama stat ve statla roket rampasının o tarafa yapıyorum. Aa, bir dakika, bunları şeye yaparsam çok daha fazla etkiler lan. Plazaların oraya yapsam zinki. Plazaların oraya, ama acayip de trafiğe sebep olur ya bu defa. Hay, ne bok yiyeceğiz bunun ya. Bunun pek trafiğe sebep olacağını sanmıyorum ya. Öyle mi? Stat gibi bir şey değil çünkü bu. Buna öyle ayda yılda 3-5 tane adam gelip gidiyor. Niye o kadar para döküyoruz lan o zaman? Başkanım, fuar alanımız olmasın mı? Doğru söylüyorsun, olsun. Tamam, stadı da içine alacak şekilde yarı plazalardan yarı stat tarafından. Ya da şu. Evet evet, öyle. Bağımsız oyun geliştiricilerini oyun fuarımıza bekliyoruz. Hadi yapsın gitti. Yaptı ki oraya elektrik bağlanır. Yaptım gitti onu da. Çünkü bu bölge artık plazalar, fuar alanı, stat, roket rampası, bilmem ne yani. PlayStation 5 kulesi. PlayStation 5 kulesi, aynen. Bunun rengi değiştiriliyor mu? Yok, Expo Center. Tamam. Buralara öf yani. Öf kine öf. Tamam. Başka ne istiyorsunuz arkadaşlar? Danışmanım Zinki sizi dinliyor. Tamam, o jelibon olayın tam. Belki kapatmadan biraz oynarım. O sonra ama. Şimdi şey yapmayın. Onu karıştırmayın. Büyük başkan sizleri dinliyor. Çöpleri boşaltın. Dur, bekle. Ümit, bekle. Evet, zenginlerin oradaki çöpleri kaldırsak mı? Veyahut da daha mı uzağa? Daha önce yapacağım bir şey var. Bir dakika. Ben Ümit'i önce bir çöpe atayım. Tamam. Ha, Ümit'i çöpe attım. Şimdi, zenginlerin orada çöp mü var? Yok canım. Aa. İyi de ben bunu yaparsam. Aa, yolun karşısına, ama yolun karşısına geçirsem de olmaz ki oğlum. Olur. Kamyonlar gider mi oraya, yani şey olmaz mı? Ya alttan yol veririz karşıya, sadece onların gidip geldiği. Aslında mantıklı diyorsun. Zaten köşeye bir şey yapamayız, orada bir şey kalmadı. Evet, ben buraları bilerek bıraktım yani. Her yere de tıkış tıkış ev doldurmayalım diye. Bu arada bir şey diyeceğim. Lan, OSB'nin tüm dertleri çözüldü ha, OSB 2'nin. Hiçbir derdi yok OSB'nin. Onlara bir gözdağı vermek gerekiyor. Hani bu arada tabi burada... yaparsanız olsun, 4-0 yaparız diye. Evet, agresif politikamızda hani batan bir daha kuramaz şeyimiz de var çünkü. Batan bir daha dükkan açamaz kardeşim. Taktiği işe yaradı. Bina mı yanıyor? Tamam, itfaiye var. Oh! Oh! Lan, metro durağı yanıyor. Oh, oh, hey, oh, oh.
Oo, o ne biçim yangın öyle? Lan metroyu yakmayın. Ne oldu? Metroyu söndür. Tam fabrika yansın. Metro yanmasın. Ne oluyor, bir dakika. İmdat, kara itfaiyesi. İtfaiye havadan karadan müdahale ediyor. Metroyu söndür, tam fabrikayı da şey yaparız sonra. Metro çok fena. Lütfen fışkırtalım. Oo, yangın sıçrıyor. Allah Allah. Yukarıdan da müdahale geldi. Metro söndü. Diğer fabrikaya... Yok, metronun arkasındaki ağaçlar yanıyor ama. Abo! Lan imdat! Niye böyle oldu? Ne oluyor oğlum? Muhtemelen yangın ağaçlardan çıktı başkanım. Aa, benim peyzaj diye diktiğim ağaçlardan. Evet, çok yakın, çok fazla ağaç yapınca genelde yanıyorlar. Tamam, sanayiye bir de ağaç maç yok ya. Boğulsun ciğerlerim, çöksün onların, bana ne? Zaten pek ciğer kaldığı söylenemez. Yani başkanım, şu kadar ağaç mı kurtaracak sizi? Aman ağaç nedir, yapmam size olur bir tane. Çimen bile renk değiştirmiş başkanım. Evet ya, çimenler yandı, şey oldu. Maça giden magandalardan nasibini aldı ama çok kötü, çok çok kötü kötü. Tamam. Bu taraf söndü ama burayı sıçıyor. Ulan tam dedik OSB'de her şey yoluna girdi. Büyük başkan ve danışmanı Zinki her şeyi çok... Ama yani şurayı da söndürebilir miyiz? Allah'tan hiçbir bina çökmedi bu arada. Herhangi bir sıkıntı yok. O binalar sonra restorasyon ve altyapı bakım çalışmalarıyla kendine gelecek. Merak etme. Yalnız burada itfaiyemiz için bir alkış alabilir miyim? Nasıl bu kadar, bak, delicesine organize sanayiyi alıp yok edebilecek bir yangını soğukkanlılıkla karadan ve havadan müdahalelerle söndürdüler. Bravo. Tamamen söndü yani. Harika. Başkanım, baktılar artık şehrimizde pek bir sorun kalmadı. Evet, dış minnakların işi olabilir mi? Komşu şehirlerin. Bilemiyorum. Bazen böyle çete geliyorlar. Diğer başkan daha iyi diye. Stajyer. Evet. Onlar yapmış olabilir. Onların dış minnakların işi olabilir bu arada. Doğru. Şimdi tamam. O krizde atlattık. Döndük çöpe. Ozan, karşıya taşıyorum çöpü. Aslında burayı başka bir şey için kullanır mıyım diye düşündüm sinki bu bölgeyi. Çünkü hani burada herhangi bir kaynak var mı? Sanmıyorum ama. Yok, bomboş bokum gibi. Tamam. Yani kullanabilir miyiz diye düşündüm. Bir şey ya, oraya yani, da yerleştirelim. Evet, ona göre taşıyabiliriz. Doğru söylüyorsun. Şimdi çöpleri uzaklaştıralım buradan, hadi. Ama bu binaları şu anda taşımamız mümkün değil. Ozan, yolu önce bir karşıya geçireceğiz. Başkanım, önce şeyleri boşaltmamız lazım. Tamam, evet. O yüzden hani o olana kadar, hatta bunlara boşaltım emrini... Bayağı verdim. Sürer zaten başkanım. Evet, şimdiden başlattım. Ben o sırada yolu karşıya geçireyim. Başkanım, chat'te takıma Messi'yi getirelim diyen insanları görüyorum. Peki şimdi düşündük biz bunu Aykut hocamla. Yalnız bonservis konusunda sıkıntılar yaşayabileceğimizi öngörerek... Bonservis değil de Messi pek defansa gelen... Domuza kadar. Söyleyeceğim. Messi pek defansa gelen bir oyuncu olmadığımız için Aykut hocamız pek tercih etmiyor kendisini. Bu arada doğru. Tamamen sebep bu arkadaşlar. Tamamen sebep bu. Çünkü biz total futbol oynuyoruz. Takım oyunu biliyorsunuz yani. Çok takımız biz. Dolayısıyla yani düşündük. Şimdilik kendisine sıcak bakmıyoruz açıkçası. Evet. Gündemimizde yok şu anda. Evet, şu anda gündemimizde yok arkadaşlar. Hani bazı şeyler hayırlısı kısmet ama evet. Bu ne lan? A, F, G tuşları, R tuşları klavye yönetiyormuş. Şimdi öğrendim. Hep mouse'la yaptım. Ama ilerisi için bakalım. Şimdilik gündemimizde yok kendisi. O yüzden çok da şey yapmıyoruz. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Şu anda yolu çıkardım ben o tarafa doğru. Boşaldığında çöpler boşa... Hatta buraya
Buraya yeni çöpleri yapayım ben. Bayağı da uzağa yapayım bari. Dümdüz yol yapayım. Çöpün elektriğe suya ihtiyacı var mı? Yok. Yok. Aslında başkanım, buraya bir enerji santrali alanı yapabiliriz böyle. Büyük bütün enerjilerimizi buraya taşıyıp her şeyi buradan verebiliriz. Çok mantıklı. Biliyor musun? Bu çok mantıklı. Bu çok mantıklı. Burayı şimdilik bir yol attım. Ben bir çizik attım. Burayı dediğin gibi bir enerji merkezi olarak. Çünkü yollardan da yerleşimden de bakın ne kadar uzak şey gözüküyor. İdeal bir yer zinki. Evet, çok doğru tanımladın. Şu bölgeyi... Hatta... Enerji bölgesi yapabiliriz. Evet, evet, evet. Güneş panellerini falan bile taşıyabiliriz oraya. Evet, evet. Aslında şu rüzgar panellerini artık hani ufaktan görevden men mi etsek ufak ufak? Ama gece olunca ne yapacağız? Gece olunca işte güneş panelleri çalışmıyor. Arada gece de göstereceğim ya. Nükleer santral koyarız oraya bir tane. Ne santral? Hidro. Hidroelektrik mi? Ne? Yok. Direkt nükleer santral. Nükleere hayır. Ama bakarız. Duruma göre. Yapalım. İyi para getiriyorsa evet de diyebilirim. Bakarım. Termoenerji yaparız yeraltı kaynaklarından. Şu anda bildiğin tüm terimleri uyduruyor musun? Termoenerjik santral diye bir şey mi var? Aa, öyle bir şeydi sanırım. Lan. Bu yeraltı sularıyla elektrik üretiyor. Sıcakla. Bir şey diyeceğim. Modern Teknoloji Enstitüsü'nden midir? Nedir? Bazı tokiler hasta oldu, rahatsız oldu ya. Yoksa bunlar nereden gürültü? Ha, trafikten dolayı. Evet, evet, tramvaylarda geçiyor ya yani. Kardeşim, kapa. Kapa, kulağınızı kapatın yani. Kapat. Timapeli kapat. Bu arada tokilerde çok büyük zinki. Asıl çözmemiz gereken şeye geldik. Nüfus artıyor. Bak 58 bin. Bizde söz senettir. Evet, ama tokilerdeki bu ölümleri görüyor musun? Başkanım, kalabalık şehir. Evet, şimdi bu ölümler binayı yıkamayız. Bunu yıkmak demek otomatik buradaki 500 kişiyi yıkmak demek. Dolayısıyla bizim bu rahmetlileri bir şekilde bu evlerden almamız lazım. Bunu nasıl şöyle ki Toki'deki bütün mezarlıklarımız dolmuş. Onların karşılarına birer tane yakma tesisi yapıp oğlum, onları boşaltmamız lazım. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Gerçekten mezarlık dolmuş. Ben hani hiç dolduğunu görmediğim için. Aa, rahmetlilere bak. Evet. Lan çok basitmiş çözüm. Ben ne bileyim, ben mezarlıkların dolacağını düşünmemiştim. Peki bir mezarlık, bir yakma tesisi yapalım. Herkes kimi gömmek ister, kimi yakmak ister. Dolayısıyla... Evet, hem de dolu mezarlıkları karşı tarafa aktararak yakma tesislerine... Oğlum ölüyü yerinden mi çıkaracağız? Ne demek dolu mezar aktarmak? Yani başkanım, bunun şeyi yok mu? Boşaltılması lazım. Ama... Şöyle... Ama ölü nakil, ölüyü nakil edebiliriz. İslami çünkü... usullere ben nasıl anlatacağım onu vatandaşa? Sizin rahmetli babanız vardı ya. Evet başkanım. O artık Karşıyaka mezarlığında değil de Cebeci'ye aldık. Niye başkanım? Tayini çıktı deriz başkanım. Evet evet. Daha iyi bir yerde yatıyor artık. Ne diyeceğiz lan rahmetlinin ailesine? Tayini çıktı yani, bir şey değil. Evet evet. Bir mezar yap. Tamam. Şöyle. Bir mezar yaptım. Bir de rahmetliler için tabii ki kendi tercihleri doğrultusunda bir krematoryum hemen yanına, küçücük. Küçücük şuraya, bir şuraya, şuraya küçücük, şuraya, buraya, şuraya, hayır şuraya. Şuraya küçücük. Oraya, hayır buraya. Şuraya. Şuraya da bir, orada varmış ama zaten. Şuraya. Evet. Hayır, burada da var lan. Mezarlığın dibinde varmış zaten. Bu krematoryum değil mi? Evet, hatta Bora'nın adını vermişiz. Bora da psikopat mıdır nedir, krematoryuma isim almış. Şu tarafa bir krematoryum yapalım. Evet, o zaman. Burada rahmetlileri şöyle. Evet, şurası. İdeal şurası. Rahmetlilerin bazıları da burada şey olur. Bu böylece mezarlarımızın dolduğunu fark etmemiştik arkadaşlar. Sevgili danışmanım Zinkin uyarısıyla rahmetlilere siz merak etmeyin, rahmetliler rahmetli bir şekilde devam edecekler hayatına. Biz onları toprağa, biz üstüne toprak atacağız. Bakın 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 bakın, bir rahmetli yerinden alındı. Merak etmeyin, evlerinizde saklamanıza gerek yok. Biz kendilerini alıp toprak altına atacağız. Havaalanı için 60 bin nüfus lazımdı sanıyorum. Kısmetse göreceğiz.
Ben uyarımı yaptım başkanım, merak etme. Heh, tamam. Evet. Buradaki rahmetli sorunun da yavaş yavaş çözüleceğini düşünüyorum. Sonra bakacağız. Başka? Başkanım, şu mezarlıklara bir de boşaltım emri mi versek? Ya şimdi onu yayın dışı mı yapsak? Şimdi ölüsü dirisi vardır. Laf yemeyek. Yapayım mı? Nasıl olacak acaba? Yapalım başkanım. Dolu çünkü yani. Şöyle başkanım. Aslında boşaltım kulak, değil. Kulaklığına yani, giriyorlar. Buraya başkaları getirin, da gelecek oraya. Evet evet. Hani Almanya'dan dayımgiller öldü. Siz başka yere gömün gibi düşünün bunu. Evet evet. Evet. Yani eğer yoksa, ölümüz varsa tayini çıktı. Daha iyi bir yere gidiyor. Biz sevgiyle oğlum ne dolmuş hakikaten. Şimdi fark ettim. Bak 2-3 tanesi gitti bir anda. Ne dolmuş ya? Vay anasını. Ne dolmuş öyle? Tamam. Yani başkanım, tamam. Rahmetliler kalabalık, daha konforlu geniş yerlere taşınmaktalar. Tokiler siz merak etmeyin. Rahmetlileriniz bizim bizde. Biz toprak atacağız onlara. Başka. Tamam bir tanesine o emri verdim. Döndük kıbleye doğru, açtık ellerimizi. Turizm bölgesinde plaj isteniyor. Plaj nasıl yapılır bilmiyorum. Sanırım modu var. Onu yani mod kullanmak isterseniz başkanım, bana söylersiniz, ben biraz modları kurcalarım. He, plaj modla mı yapıyor? Tamam. Plaj için mod düşüneceğiz ama oyunu çökertirse ben de plaj diyeni çökertirim. Rüzgarcım. Rüzgar Kaya dur. Burada 3 tane Sercan'a vermişiz. Tamam bura Sercan'ınmış, dur. Dur şimdi senin için AVM'lerde de vermiştik galiba. Uğur Tuğçe, Mustafa Aker. Hah burada. Rüzgar Kaya Sokak. Şey Rüzgar Kaya Caddesi. Senin 3 kedi ayrı. Buraya senin ismini verelim. AVM'lerin üçüncüsüne. Kuapanda ve Boşluk Sokağı şöyle üçlü boş bulup yapacağım. Başkanım. Hah ilk yerleşimde hemen bir saniye Zinkicim. İlk yerleşimde buldum. Küçük yapalım kedi ismi olduğu şey olsun. Pintipanda Sokak. Kuanlarin Sokak. Ve Boşluk 34 Sokak. Çünkü Mart ilk adı oydu. 34 yoktu sanırım. Tamam. Kediler burada. Pintipanda, Kua ve Boşluk 34 Sokak. Boşluk Sokak. Hadi 34'ünü kaldırın. Yok lan kaldırmış. Pintipanda, Kua ve Boşluk Sokak burada. Rüzgar kediler için. Evet, ha söyleyeceğim. Emin Oskaya diğer bölümden bir turistik alanda ticari merkez verecekmişiz ama vermemişiz. Bu arada bir şey diyeceğim. Ne, lan bu dinamik hava ne kadar uyuz bir şey. Ne kadar sisli ya. Yağmur yağacaksa yağsın, bu ne sis be. Göremiyorum şehrimi, kaldıracağım bak. Emin ne demiş Emin Oskaya? Emin Oskay demiş ki ha, bana Oskay, geçen bölümden bir ticari alan verecektiniz. Turizm bölgesinde vermeyi unuttunuz başkanım demiş. Tamam. Not et, birazdan gidiyorum oraya. Fancy butik batmış saçır. Ben bir şey yapacaktım lan, ne yapacağımı unuttum. Bu ne? Aa yeterli yem. Aa ben hayatımda böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Oğlum acil durum merkezimizde yeterli yemek yok. Niye? Daha önce çağırdığımız için. Ha o normal mi o zaman? Ben bir kere yanlışlıkla bastım çünkü yanlış şey yaparken. Yanlışlıkla bastım bu arada. Orada o yüzden oldu herhalde. Toparlar tamam. Luna Park, Serdar. Luna Park yaptık ya, çok var mı sanki, var mı? Yok başkanım, o Luna Park şey gibi. Bu kampüs bölgesi gibi. Seviye atlayarak ilerliyor. İlk tamam. Başta sadece şey var böyle. Dönme dolap falan filan, o var. Bende var dönme mı? Dönme dolap demişim. Ek paketi. Neredeydi o? Şu kanal yaptığımız sekmeye şu kürek işaretine tıklarsak, politikaların yanındaki falan, verginin sonundaki hem. Tamam. Şuraya. Orada böyle bir fil işareti olması lazım. Şuraya da bir mezarlık yapmak istiyorum. Tamam. Çünkü evet AVM'deki rahmetlilerin iki taraftan da şey yapması lazım. Şimdi bir daha söyle, kanal yaptığımız yerde fil yokmuş. Fil işareti var mı? Satın alayım. Yok fil yokmuş. Hani bir bakayım. Tamam. Satın alıp önümüzdeki şeyde inşallah ekleyeceğiz onu da.
Bu arada ben dayanamayacağım Zinki. Eğitim oranımıza bakıyorum. %46 hala. Aşkarım, yavaş yavaş artıyoruz. Ya azıcık bir yap. Tamam, yapmayayım. Başkanım. Ha canım. Soru işareti kavşağından çıkan bütün insanların aynı yolu kullanıp şehre giriyor olmaları bana biraz tuhaf mı geliyor? Yoksa normal mi bu? Soru işareti kavşağından bir aracı takip edelim. Bir ticari mi takip edeyim, normal aracı mı? Fark etmez, sanki herkes oraya gidiyormuş gibi. Aa bu arada bu alt geçit kullanılıyor. Bu nereye gidiyordu la bu alt geçit? Ha bu buradan mı çıkıyor? Galiba buradan çıkıyor. Soru işareti kavşağından çıkan, bir dakika alt geçitten çıkan. Bu nerenin çıkışı? Buradan giren nereden çıkıyor? Ha buradan giren. Oho bir dakika. Buradan giren. Buradan ikiye ayrılıyor o yol. Onlar ta şu çevre yoluna çıkıyor. Bura kullanılmıyor. Bu çıkışımız henüz kullanılmıyor. Şimdi soru işareti kavşağı bir kere dıdısının dıdısı gibi kalabalık. Bunların hepsi şehre giriyorlar. Evet. Başkanım, bunu çözmenin... Abicim ya çözelim de şu nüfusa, şu ortama bak Allah aşkına. Ya bu başkanım, nedir? Başkanım, bunu çözmenin yolu işte Atatürk Bulvarı'ndan sola doğru uzanan bir alt geçit. Ah onu yapacaktık, doğru diyorsun. Çünkü arkadaşlar lütfen şimdi önümüzdeki iki... Yok hadi ben neyse yapayım, o kadar ızdıraplı şey yapmayayım, bekledim. Buradan girdin, gittin. Bu diğer çevre yolu. Gittin. Fütü hala gidiyorsun. Durmuyorsun, gidiyorsun. Şeylere el sallıyorsun buradan. Paps, buradan Atatürk Bulvarı'ndan şehre giriş yapıyorsun. Oradan kimi şeye, buradan zengin yerleşimine gidiyor. Kimi birazdan göreceksiniz. AVM geçidi var. Tabi zengin. O diğer yaptığımız alt yoldan, alt geçitten buraya çıkış var. Bu yol hala gidiyor. Nasıl şehir yaptık anlayın. Buradan AVM'ye gidenler var görüyorsunuz. Hatta AVM'ye gidişi aslında bu kata değil de şu ortaya doğru mu yapsaydım? Ama evet, niye ortaya doğru yapmışım? Çünkü ilk AVM yaptığımızda yol bu tarafaydı. Bunu değiştireceğim. Şuradan yapacağım birazdan. Sonra öf, AVM çıkışı trafiğe bak. Öf. Bir dakika, şunu hemen bir düzeltmeliyim. Yani fantastik. Yollar, şeyler fantastik arkadaşlar. Acayibiz. Müthişiz. Lan yukarı çık. Peki sevgili başkanım. Size bir şey söylesem. Yine yanlış oldu, yaptım değil mi? Kafama sıçayım. Söyle canım. Bugün en sevmediğiniz moderatörünüz kim? Skray Mehmet. Bugün onun doğum günü sevgili başkanım. Şaka dün yapıyorsun. Biz onu seni sevmiyoruz diyerek kutladık. Bu doğru bu arada. Kendisini sevmiyoruz. O zaman dur. Şöyle planım var ona. Tam bu AVM girişine, ama doğru yolu bulamıyorum gene Zinki. Ha buldum bu. Hemen. Seni sevmiyorum. Skray. Öncelikli yol yapalım diye. Sokak mokak yazmıyorum. Direkt seni sevmiyorum Skray yaptım. Tek yön yapayım. Ha zaten tek yönmüş. AVM girişi artık buraya her geldiğinizde şu yazıyı göreceksiniz arkadaşlar. Sevgili Zinkimiz için. Ben sevmiyorum ama siz çete kalpleri döker misiniz? Sevgili moderatörlerimiz çok uğraşıyorlar görüyorsunuz. Bu yayınlar için. Benim yayında sıçıp batırmamam için. Bir Mehmet'e, Skray'e bir kalpleri alabilir miyiz? Sevgili YouTube, siz de yorumlara kalp atabilirsiniz eğer yayınlara gelip kendisine denk geldiyseniz. O zaman doğum günün kutlu olsun. Skray de olmaz ya. Ne diyelim? Bence direkt seni sevmiyorum Mehmet yazalım chat'e. Ya da seni sevmiyoruz yazalım. Çok daha mantıklı olur. Olur. Seni sevmiyorum Mehmet de olur.
Doğum günün kutlu olsun Mehmet. Yeni yaşın kutlu olsun Mehmet. Bir dilek tut gerçek olsun Mehmet. Seni hala sevmiyorum Mehmet. La 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 la. Tamam. Evet. Ay ne güzel çetti. Ne güzelsiniz siz. Tamam. Mehmet de Scray değil Mehmet mi yazsam? Yok yok Scray kalsın. Evet seni sevmiyorum Scray geçidinde AVM'ye bağladık yolunu. Çünkü baştan gelmesi çok fenaydı. Şimdi. Sola giden mi? Bir şey diyeceğim. Aha. Ulan rahmetlilerden başkanım, dolayı bazı tokiler boşaltılıyor. Rahmetliler. Başkanım. Sevdiğin dileklerini aldım abi. Teşekkür ederim. Canım. Ben de seni sevmiyorum. Canım benim. Ne güzel bak birbirimizi ne güzel sevmiyoruz. Bu arada iki toki boşaltıldı ve yıktı. Eyvallah Scray gel sana bir de toki vereyim hadi. Oo, güzel. Burayı da hadi. Scray'e verdik gitti. Scray rezidans olsun tam köşeye. Hadi bu da doğum günü şey. Zinki. Zinki. Buyurun başkanım. Bazı rahmetliler yüzünden evler terk ediliyor. Leş gibi kokuyor. İşe yaramadı. Niye böyle oldu? Başkanım yavaş yavaş şey alınırlar. Onlar ölen vatandaşlarımız başkanım. Ev terk edilmiyor. Hani evlerinden alıyordunuz ya. Nüfustan düşüyor. İki tane toki terk edilmişti. Yıkmak zorunda kaldım. Ay daha fazla mezar mı yapsam? Kaç? Mezarlık durumumuz ne şu yeni yaptığımız mezarlık? Ne? Ha yok o değil. Yeni yaptığım mezarlık ne? Başka bu muhtemelen böyle bir ölüm dalgası gerçekleşti. Herkesin yaşı gelip aynı anda ölmeye karar vermişler. Bak önümüzdeki bölümde daha fazla ölü istemiyorum. Yok yok bunlar birazdan gider. Şey olur zaten. Geri gelirler. Bu bende de oluyordu çok fazla böyle. Bir anda 1500-2000 kişi falan gidiyordu, ölüyordu. Tamam. Oyun garip garip şeyler yapıyor ama tamam. Şu anda o zaman bu bölüm bitirirken sevgili YouTube için de kasadaki parayı geç. O çok. 58.860 mutlu vatandaş. 59.000 mutlu vatandaş. Bu gördüğünüz koca şehirde artık OSB'de de şey dengeyi sağladık çok şükür. Ticari bölge büyümeye devam ediyor. Şu bakın bu şey çok iyi oldu. Buraya seferleri getirmemiz çok iyi oldu. Böylece şehrimiz kocaman kocaman büyümeye devam ediyor. 60.000 mutlu vatandaş demiştik bu yayın bitmeden sevgili YouTube 2-3 bölüm demiştim. 60.000 mutlu vatandaş olacağız. Trafiği hayırlısı. Ya trafik dışında evet. Çöpleri de şuraya taşıyacağız. Daha yapılacak çok işimiz var. Havaalanından başlayarak. Evet evet güzel. Şeyleri de yaptık oraya. Yok parklar yaptık, şehrin ciğerleri yaptık, fuar alanı yaptık, turist çekmek için her şeyi yaptık. Kanal Büyükşehir projesi için beyin fırtınaları yaptık. Önümüzde bunlar da yaşandı, yaşanacak. Sevgili YouTube vatandaşları, sizleri gönülden öpüyorum. Sevgili YouTube vatandaşlarımız, ha, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir de çana tıklamayan muhalefettendir. Evet, çana tıklamayan çöpe düşsün. Evet, çok güzeldi. Haydi bakalım.